paylaştım. Bu fotoğrafla erkeği psikolojik şekilde... Tam psikolojik şeyle... ben şuraya. Evet. Fotoğraf tam da buydu. Ve ne yazıyor tam orada? Erkeğe psikolojik şiddete dur. Platformun hı hı. adı bu. Hı hı. Kullandığım platformum. Ve ben bu ülkede erkeğin psikolojik şiddete maruz kaldığını... Evet kadına uygulanan şiddet var. Kadının maruz kaldığı şiddet var. Ama bir o kadar da tüm erkeklere ve bütüne yönelik yapılan psikolojik şiddet var. Nasıl? Bu psikolojik şiddeti... E, yasalar var, basın var, toplum var bazı kadınlar var kötü niyetli kadınlar bunu yasa koyucunun iradesini psikolojik şiddet olarak erkek üzerinde uygulamayı seven bazı kadınlar diyorum pek çok etken ve unsur var bu psikolojik şiddet tek bir tek bir yönden yürüyen bir psikolojik şiddet değil hı hı. tamamına baktığımızda Evet erkekler şu an psikolojik şiddet altında bu benim mesleki tecrübelerimden yaptığım çıkarım ve oğlumun yaşadıkları da bu alana girme nedeni. Şimdi e, kullandığımız bu slogan e, cübbeli olarak Twitter'da ses getirdi. Nasıl ses getirdi? Kötü bir şöhret ve eleştiriler olarak. E, akabinde e, 6. günüydü 23 Kasım günü e, hesabım şikayetler nedeniyle askıya alındı, donduruldu. Evet. evet sırf bu 730 bin tıklanma almıştı 6 günde. Ve evet, çok konuşuldu. Bir kadın hakim bunu diyebilir mi? Daha önce pek çok kişi söyledi. Fakat dile getirdiğiniz gibi daha ziyade muhafazakar kesimden bu sesler yükseldiği için diğer kesim çok umursamadı. Ama görüldüğü üzere benim hayat felsefem, Sizin hedef alma duruşum, tarzım aynı şekilde olabilir mi? Yani sanki biraz muhafazakar <laughs> kesime yakın durdunuz, Onların söylemlerini kullanıyor gibi oldunuz da bu yüzden size hedef almış olabilirler mi? Onların düşünceleri öyledir ama ben hayat tarzı, görünümü işte bu şekilde bir insanım. Yaşam tarzım ortada. Muhafazakar bir yaşam tarzına sahip değilim. Fakat aklın yolu birdir. Ortada bir haksızlık varsa akıl ve vicdan sahibi her insanın bunu dile getirmesi gerekir. Şu konuda çok eleştiri aldım. E hakim hanım sen bu kadar 26 yıl kürsüdeydin. E, erkeklerin siz de canını yaktınız o zaman. Yaktınız mı? Yaktın. Yani sorular bu şekilde. Hayır, ben yasaları uyguluyorum. Bir hakim.